Maksimum ve minimum yönlü türev. Daha önce yönlü türeve ait bir video çekmiştik. Yönlü türev İngilizcesi directional derivative idi. Directional derivative. Diğer bir ismi de rate of change'tir. İngilizce dersi alanlar için bu başlıkları hatırlatmış olayım. Burada da maximum rate of change veya minimum rate of change, maximum directional derivative gibi sorularda bize sorulur. Maksimum ve minimum yönlü türev kavramına geçmeden önce bir yönlü türevin formülünü hatırlayalım. Yönlü türev çok değişkenli bir fonksiyonun, fxy gibi bir fonksiyonun veya fxyz, 2 veya 3 boyutlu olabilir, çok önemli değil. Bir noktada ax0, y0 veya x0, y0, z0 her neyse bir yön boyunca, bir vektör boyunca u, buna ab diyelim, çok önemli değil. Bir fonksiyonun yönlü türevi hatırlayalım şimdi. Bir fonksiyonun, çok değişkenli fonksiyonun, şimdi iki değişkenli üzerinden yazdım. Bir noktadaki bir yön boyunca türevini alıyorduk. Formülü d, u, bu bizim yönümüzü gösteriyordu, f. F fonksiyonunun u vektörü boyunca yönlü türevi, x0, y0 noktasında tabii ki, eşittir. Gradyant f, buradaki f fonksiyonunun gradyanının x0, y0 çarpı bu vektörün birim vektör haline getirilmiş idi. Gradyan vektörüyle yönü belirten vektörün birim vektörünün iç çarpımı, İngilizcesi dot product veya scalar product'ı bize yönlü türevi veriyordu. Şimdi bizim buradaki derdimiz yönlü türevi hesaplamak değil. Yönlü türevin maksimum olduğu veya minimum olduğu değeri hesaplamak. Yönlü türev maksimum değerini buradaki vektörümüz, bizim yönümüzü gösteren vektörün yön vektörünün gradyan vektörüyle aynı olması durumunda, gradyan vektörü olması durumunda gerçekleşir. Burası çok önemlidir. Bize bir yönlü türevin maksimum değerini sorduklarında hangi yönde maksimum olur diye sorabilir. O zaman gradyan vektörü diye söyleriz. Veya maksimum yönlü türev nedir dediğinde yönü bize söylemezler. Yönü gradyan vektörü almayı biz düşünmeliyiz. Maksimum yönlü türev gradyan vektörü boyunca olan türevdir. Yönlü türev minimum değerini yön vektörünün gradyant vektörünün zıt yönündeki vektör, yani gradyant vektörün eksiyle çarpılmış halinin olması durumunda gerçekleşir. Şimdi bu söylediklerimizi kısaca bir tekrar edecek olursak, maksimum İngilizcesi rate of change veya directional derivative, gradyan vektörünün bizim yön vektörü seçilmesi durumunda gerçekleşir. Yönlü türevin minimum değerini alması ise yön vektörünün, yani şuradaki u vektörünün, yön vektörünün gradyan vektörün eksilisi seçilmesi durumunda gerçekleşir. Şimdi bir örnek soru ile derdimizi daha iyi anlatmaya çalışalım.
F xy eşittir x kareyi artı x y eksi 1 vektörü nereden çıktı? Fonksiyonunun a 1'e eksi 3 noktasındaki maksimum ve minimum yönlü türev değerlerini bulunuz. Yönlü türevin maksimum ve minimum olduğu değerleri istiyoruz. Farkındaysak soruda bize yön söylenmemiş. Hangi yönde alacağımız söylenmez. Biz burada şunu bilmeliyiz. Maksimum yönlü türev, gradyan vektörünün bizim yön vektörümüz seçilmesi durumunda gerçekleşir. Başlayalım. Maksimum yönlü türev. Maksimum yönlü türev. Burada u vektörünü gradyan vektörüyle aynı seçeceğiz. Şimdi yönlü türevin formülü şu idi. Gradyan vektörü ile bizim yönümüzü belirleyen u vektörünün birim vektörünü çarpıyorduk. Şimdi bizim buradaki u vektörümüz gradyan vektörüyle aynı olacak. O yüzden direkt fonksiyonun gradyan vektörünü alalım. Gradyan vektörümüz gradyan f, f'in x'e göre türevi, virgül f'in y'ye göre türevi. Gradyan bir vektördür. F'in x'e göre türevi 2xy artı y virgül eksi 1'in x'e göre türevi 0'dır. F'in y'ye göre türevi x kare artı x eksi 1'in y'ye göre türevi 0'dır. Gradyan vektörümüz bu. Biz gradyan vektörünün yönlü türev 1 eksi 3 noktasında alınacak. 1 eksi 3'ü koyuyoruz. X yerine 1, y yerine eksi 3 koyarsak eksi 6 eksi 3 virgül 1 artı 1 eksi 9'a 2 olarak gradyan vektörünü bulduk. Şimdi maksimum yönlü türev maksimum yönlü türevimiz max d diyelim. Yönlü türevi d harfiyle directional'ın d'si ile temsil ediyorum. Gradyan vektörüyle eksi 9'a 2 ile yön vektörünü de gradyan vektörü seçeceğiz dedik. Bizim yönümüzü belirleyen vektörü de gradyan vektörü seçeceğiz. Bu nedenle bu vektörün birim vektörünü alacağız. Eksi 9'a 2 bölü kendisinin uzunluğu olacak. A kare b karedir. Koordinatların kareleri toplamı uzunluğu. Kök içinde 81 artı 4. Bu işlemi yaparsak eksi 9'a 2 çarpı eksi 9 bölü kök 85 virgül 2 bölü kök 85. Çarpmamızı yapacak olursak 81 bölü kök 85 çarpı şey artı 4 bölü kök 85. Bu da 85 bölü kök 85 eder ki eşleniği ile de çarparsak kök 85 sonucunu buluruz. Maksimum yönlü türev kök 85 çıktı. Şimdi buraya bir kısa yoldan bahsedeceğim. Maksimum yönlü türev yönü gradyan vektörü seçmekle dedik. Maksimum yönlü türevin kısa formülü maksimum yönlü türev direkt şunu unutmayın. Gradyan vektörünün
direkt uzunluğuna eşittir. Biz bakın burada bir ton işlem yaptık. Gradyan vektörümüz neydi şurada? Onun uzunluğunu hesaplarsak şu sonucu verdiğini göreceğiz. 81 artı 4 kök 85. O yüzden bu yaptığım önemliydi, şunu anlamak açısından önemliydi. Maksimum yönlü türev yön vektörünün gradyan vektörü seçilmesi durumunda gerçekleşiyor. Tamam. Bunu öyle seçtiğimiz zaman da maksimum yönlü türev değeri her zaman gradyan vektörünün uzunluğuna eşit oluyor. Minimum yönlü türev ise bunun sadece eksilisine eşit olur. Minimum yönlü türev gradyan vektörün uzunluğunun eksilisine eşit olur. Eksi kök 85'tir o da. Minimum yönlü türevde yön vektörünü, gradyan vektörünün eksilisi seçiyoruz. Bu nedenle burada çıkan sonuç sadece maksimum yönlü türevin çıkan değerinin eksilisi olur. Şimdi bir örnek daha yapacağız. Bu sefer hiç uzatmadan direkt sonucu yazacağız. Çünkü kısa formülü de konuştuk. Maksimum ve minimum yönlü türev direkt o noktadaki gradyan vektörünün uzunluğuna eşitmiş en son söylediğimden anlamanız gereken. Fx yz x kare artı y kare artı z kare eksi 1 fonksiyonunun eksi 1, 1, 2 noktasındaki maksimum ve minimum yönlü türev nedir? Şimdi maksimum yönlü türev, tamam, ne dedik biz? Gradyan vektörü boyunca yönlü türevin hesaplanmasıyla bulunur. Minimum ise gradyan vektörünün eksilisinin yönünde yönlü türevin hesaplanmasıyla bulunur. Ama kısa yolu öğrendik. Maksimum yönlü türev gradyan vektörünün direkt uzunluğuna eşitti. Minimum yönlü türev gradyan vektörünün uzunluğunun negatifine eşit. O yüzden hemen gradyan vektörünü bulalım. Şu noktadaki gradyan vektörü tabii ki. Gradyan vektörü x'e göre kısmi türev 2x, y'ye göre kısmi türev 2y, z'ye göre kısmi türev 2z. Zaten kolayca türevi alabilirim diye böyle bir fonksiyon verdim. F'te noktayı koyuyoruz şimdi. Eksi 1, 1, 2. Bu halinin uzunluğu değil. Noktayı koyduktan sonra çıkan vektörün uzunluklarını alacağız. Eksi 1 koyarsak eksi 2, 1'i koyarsak 2, 2'yi koyarsak da 4 elde ettik. Bu vektörün uzunluğu direkt maksimum yönlü türevi verecek. Maksimum yönlü türev kök içinde 4 artı 4 artı 16. Kök 24. Minimum yönlü türev ise bunun eksilisidir. Eksi kök 24. Sorunun cevabı budur. Maksimum ve minimum yönlü türevler, maksimum yönlü türev yön vektörünün gradyan vektörü seçildiği durumda gerçekleşiyor. Minimum yönlü türev ise yön vektörünün gradyan vektörünün eksilisi seçildiği durumda gerçekleşiyor. Uzun uzun formülle yapabiliriz veya kısa formülü de ezbere bilebiliriz. Nedir o? Maksimum yönlü türev, gradyan vektörünün direkt uzunluğuna eşittir. Minimum yönlü türev ise bunun eksilisine eşittir. Burada bu videomuzu noktalıyoruz.